dünya ahiretin tarlasıdır. Kim burada ne ekerse ahirette biçecektir. Her bir nefis yarın için ne gönderdiğine baksın. Dünyadan da nasibini unutma. Kur'an-ı Kerim'de Karun, şımarık bir zengin tiplemesi olarak bize anlatılır. Büyük bir serveti vardır ve sadece anahtarlarını, hazinelerin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk taşımaktadır. Kavmi ona bir takım hatırlatmalarda bulunur. Bunlardan biri de şu: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dünyadan da nasibini unutma. Acaba dünyadan nasip nedir? İşte bazıları, tamam senin bir servetin var ama meşru olarak dünyada da bununla kendi ihtiyaçlarını karşılarsın ve meşru lezzetlerden istifade edersin. Bu manada açıklama yapmışlar. Bu da düşünülebilir ama bunun dışında dünya ahiretin tarlasıdır. Kim burada ne ekerse ahirette biçecektir. Madem Allah sana servet vermiş, bu servetle ahiret yurdunu kazan. Fakirlere yardım et, onların elinden tut, onlara destek olacak çalışmalarda maddi yönden elinden gelen gayreti göster. Bunlarla dünyadan nasibini elde etmiş olursun. Ve Hamdi Yazır şöyle bir manaya da dikkat çekiyor. Neticede diyor, dünyadan nasip nihayette bir kefendir. Yani bunu da unutma. Dünyada ne kadar zengin de olsan en sonunda bir kefenle bu dünyadan gideceksin. İnsan dünyaya çıplak geliyor. Neticede bir kefen giyerek bu dünyadan diğer aleme geçiş yapıyor. İşte şu kısa dünya hayatı son derece önemli. Bir kısım insanlar Karun gibi servetiyle imtihan ediliyor ama herkes kendine ne verilmişse onunla imtihan ediliyor. Dolayısıyla dünyadan nasibini unutma. Bu sadece Karun'a yönelik bir hitap gibi de görülmemeli. Her bir insan acaba dünyadan benim nasibim nedir? Bunu iyi düşünmeli ve ona göre hareket etmeli. Dünyaya geldik, ahireti kazanalım diye ve burada ne ekersek diğer alemde bunun karşılığını göreceğiz. Ve Allahu Teala şunu bize bildiriyor: "Vel tenzur nefsun ma gaddemet ligat." Her bir nefis yarın için ne gönderdiğine baksın. İşte bu dünyadaki salih amellerimiz, sahih itikadımız, başkalarına olan faydalarımız, bütün bunlar diğer alem hesabına kaydediliyor. Ve hani bir insan nasıl ki kooperatife girer, her ay 300-500 lira öder, bir 10 yıl sonra ev sahibi olur. Benzeri bir şekilde şu dünya hayatında ameller yapıyor. Bunlar ahiret hesabına kaydediliyor. Söylediklerimiz ahiret hesabınadır. Amellerimiz ahiret hesabınadır. Niyetlerimiz ahiret hesabınadır. İnsan iyi şeylerle dünyasını doldurmuşsa bunlar onun cennetini meydana getiriyor. Adeta acı biber tatlı biber örneğiyle anlatacak olursak, acı biber tohumu serperseniz tarlanızda onlar bitiyor ama tatlı biber tohumu serperseniz tarlanızda onlar bitecek. İşte dünyadan nasibini unutma. Herkes dünyada ne ektiğine, ne yaptığına, ne söylediğine ve geride ne bıraktığına dikkat etmesi gerekiyor.